Burası da senin olan. Ya Melike, eve bayıldım. Çok güzel. Manzarası da harika. Tabii canım, şu da manzara. Ay Melike, benim eşyalarım buraya sar mı bilemedim. Ya aslında şu şekilde de yapabiliriz. Fatih gittikten sonra çok fazla eşyam kalmadı zaten. Ben buraya yerleşirim, sana da benim odamı veririm. Olur mu öyle şey canım? Senin düzenini bozmak istemem. Yok canım. Ne düzeni? Düzen mi kaldı? Fatih gittikten sonra kendi odamda uyuyamıyorum. Salonda yatıp kalkıyorum sürekli. Yeni bir oda bana da iyi gelecektir. O konuyu konuşamadık zaten seninle. Ayrıldığınızdan beri yoksun ortalıkta. Eve kapattım kendimi. Birkaç bilgisayar programı var geliştirmeye çalıştım. Ercüment Hoca'yı biliyorsun. Bir ödev verdiği anda bitirmen gerekiyor. Zaten bu sene sınıfta kaldım. Öyle gözüküyor. Okulum bir sene daha uzayacak. Bari Ercüment Hoca ile aram bozulmasın. İyi yapmışsın. İyi madem. Oda konusunda da sana diğer oda iyi gelecekse haftaya taşınırım. Sen bana Fatih olayını anlatmadın daha. Salona geçelim, ben bir kahve yapayım, o sırada konuşuruz. Olur. Ya biliyorsun zaten. Üniversiteye başladığımdan beri hayatımda hep Fatih vardı. İki sene boyunca hiç ayrılmadım. İlk aşkımdı. Ben ilk defa birine bu kadar bağlandım. Birlikte bir ton hayal kurduk. Ya bu evi bile her zerresine kadar birlikte döşedik. Ama o gün başka kızlarla konuştuğunu öğrenince çıldırdım. Deli gibi kavga ettik. Sonra da çekip gitti. Sonra? Sonrası benimle ilgili bir gelecek düşünmüyormuş. Başka başka kızlarla konuşuyormuş benden gizli. Ben de öğrendim tabii. Vay şerefsiz. Bir laf var. Böyle durumlarda hep aklıma gelir. Acı çekmekten korkma. En ağır acılar güçlü bir insan doğurur. Bugünleri atlattıktan sonra çok güçlü bir insan olacağına inanıyorum. Ama senin kafanın biraz dağılması gerek. Haklısın galiba. Ne bileyim, böyle kuaföre falan gideriz. Alışveriş yaparız. Hatta dur. Bildiğim çok iyi bir falcı var. Bizim kızlar da gitmek istiyordu. Yarın gideriz. Olabilir aslında. Anlaştık o zaman. Anlaştık. İşte bu be, işte bu. Ne oldu Melike? Açıklandı mı yoksa? Celal Bey Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Aferin benim güzel kızıma. Gel. Ya baba ya. Çok kötüyüm babacığım. Boğazım düğümleniyor. Sürekli ağlayasım var. Melike, güzel kızım yapma bak. Ben de kötü oluyorum sonra. Bak istersen gel biraz kafanı dağıt ha. Ya yok baba. Devamsızlıklar sınırda zaten. Peki ben geleyim ister misin? Yok babacığım.
Ben toparlarım kendimi. Merak etme sen. Hem yeni bir ev arkadaşı aldım yanıma. Perşembe günü o taşınacak. Peki iyi tanıyor musun? Aklım sende kalmasın sonra. Ya baba bırak şu pırana yaklı. Bir kurtulamadın ya. Tamam tamam ben sana güveniyorum. Ama insanlara güvenmiyorsun değil mi babacığım? Ya eşek sıpası seni ya. Hadi hadi üşüme gir artık içeri ha. Hadi yavrum sen. Giriyordum zaten. Görüşürüz. Öpüyorum. Ben de öptüm yavrum. Deli kız ya. Geçen geldiğinde var ya her şeyi bildi. Kesin bir şey var bu kadınla. Hem cinleri falan da var diyorlar. Dur bakalım. Ben de tanışayım şu cinli perili ablamızla. Sen de kimsin? Melike ben. Adının bir önemi yok. Kimsin sen? Fal baktırmaya geldim sadece. Neden bağırıyorsunuz ki? Git buradan. Ne oluyor ya? Git dedim. Git buradan. Git buradan. Tamam. Tamam biliyorum. Dur. Kimsin, nesin bilmiyorum. Ama odaya girdiğin anda yanındakiler birer birer kaçmaya başladı. Kimsin sen? Ne varmış bende? Kim, nereye kaçıyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şeye rastlamadım. Sende çok farklı bir enerji var. Bunu sana söyleyeceğim. Ama senden başka kimse bilmeyecek. Gücünü ancak bu şekilde koruyabilirsin. Sakin ol. Otur karşıma. Otur anlatacağım. Sende öyle bir enerji var ki odaya girdiğin anda duvarlar titremeye başladı. Yanındakiler birer birer kaçtılar. Söyle, sen o musun? Bakın, korkmaya başladım artık. Benden kaçıp gidenler kim? O kim? Benim görüp senin göremediklerin. Benim göremediklerim? Cinlerim. Neden benden korksunlar ki? Delisiniz siz. Beni korkutmak için yalan söylüyorsunuz. Bak, ister inan ister inanma. Sendeki garipliği çözemiyorum. Sana bunları söylememi yasakladılar. Kendindeki gücün farkına varman için birini bulmanı söylüyorlar. Kimi? Bana daha fazla soru sorup soruda bırakma. Ben sadece seni yönlendirebilirim. Yanından ayrılmayan cinlerim korka korka ne söylememi istediler biliyor musun? Diyorlar ki ona ben, sen, hiç kimse ulaşamaz. O yer altının efendisidir. Dışlanmışların hükümdarıdır. O artık senden haberdar. Seni biliyor. O kadar şanslısın ki. Senin yerinde olmayı ne çok isterdim. Oysa ben senin ayakkabının bağcığını bile bağlayamam. Biliyorum şu anda acı çekiyorsun. Ama o seni bulduğunda çok rahatlayacaksın.
Çünkü bütün sorularının cevabı onda. Anlamıyorum. Ne oluyor? Kim beni bulacak? Cinler benden neden kaçıyor? Beni bulunca ne olacak? Lütfen bana bir şey söyle, kafayı yiyeceğim. Şu an sana hiçbir şey göstermemi istemiyorlar. Gücünün farkına var artık. Sen osun. Sadece gücünün farkında değilsin. Eğer o şanslı kişi, kurtarıcımız sen isen, bu gözlerinle değil, üçüncü gözünle göreceksin. Ey kızım, anlatsana, ne dedi falcı? Ya haklıymışsınız. Her şeyi bildi işte, Fatih falan. Bak, ben dedim size. Kesin cinleri var bu kadın. Yoksa nereden bilecek bu kadar şeyi? Kesin. Üçüncü göz. Şu neymiş bakalım. Hiç kullanılmadığı için uykuda olan altıncı bir duyu daha mevcuttur. Ve hiçbir toplum, kültür ve eğitim sistemi bu duyuyu faaliyete geçirmeye yardımcı olamaz. Doğuda bu altıncı duyuya üçüncü göz denir. O içe doğru bakar. Dışa dönük beş duyu olduğu gibi onlara karşılık içe dönük de beş duyu vardır. Kişi toplamda 10 duyuya sahiptir. Ancak içsel yolculuğu ilk olarak üçüncü göz başlatır. Ve daha sonra diğer duyular üçüncü göz olarak açılmaya başlar. Üçüncü gözün elementi ateştir. Ateş üçgen ile sembolize edilir. Sonuçları, onların varlıkları görebilmek, onlarla iletişime geçebilmek ve hatta o yüksek enerjiye sahipseniz onları kendiniz için kullanabilmek. Oha, video da var. Yapacağımız bu meditasyon türü en zor ve en tehlikeli olan meditasyon türüdür. Eğer enerjiniz yüksek değilse bunu yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü görünmeyen dostlarımızdan daha güçlü ve daha yüksek bir enerjiye sahip değilsiniz. Onlar tarafından çok rahat bir şekilde ele geçirilebilirsiniz. Ve hazırsanız başlıyorum. Tamamen karanlık bir ortamda kendi enerjinize yoğunlaşın. Her sabah gün doğmadan önce bağdaş kurup dik bir pozisyonda oturduktan sonra içinizdeki karanlık enerjiyi dışarı çıkarmaya çalışın. Enerjinize yoğunlaştıktan sonra üçüncü gözünüze engel olan bütün kireçlerden arınmaya çalış. Çok saçma. İyi de ne kaybederim ki? Thank you.
Alo, buyurun. İdris Bey, iyi akşamlar. Kusura bakmayın, tanıyamadım. Kamil ben, Kamil. Hani kiracınız var ya, Melike. Onun babası. Ha, buyurun Kamil Bey. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ya, ben sizi şey için rahatsız etmiştim aslında. Yani bizim kızın canı bu sıralar biraz sıkkın da. Yani Melike biraz uçlarda yaşar, biliyor musunuz? Yani ona göz kulak olur musunuz diye sizden rica edeceğim. Yok, siz hiç merak etmeyin ya. Zaten ben ona göz kulak olayım. Sağ olun. Yani ne kadar teşekkür etsem az, biliyor musunuz? Yani Manisa'da zaten sizden başka tanıdığımız yok. Bir tek tanıdığımız siz varsınız, biliyor musunuz? Ya siz de olmasanız zaten gönlümüz rahat olmayacak. Ya çok rahatsız ettik sizi. Yani kusura bakmayın. Estağfurullah, estağfurullah. Sağ olun, ne demek. Yani bu samimiyete dayanıp da aradım ben sizi zaten. Kusura bakmayın, tekrardan rahatsız ettim, özür dilerim. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Melike ya, ne iyi yetimde taşındım değil mi? Her şey çok güzel olacak. Bence de. Ben de öyle hissediyorum. Canım, ben içeriği toplayayım. Bayağı karıştı. Burası böyle kalsın, olur mu? Tamam. Bir şeye ihtiyacın olursa seslenirsin. Tamamdır. Halüsinasyon gördüm herhalde. İyi misin peki? İyiyim, iyiyim. Hadi sen de bir şey. Dark meditasyonda yoğunlaşma. Meditasyonda yoğunlaşmayı neler artırır? Şu siteye girelim bakalım. Meditasyon, büyü, kara büyü, dark enerji, dark meditasyon. Aradığımız bu galiba. Nasıl yapılır? Sonuçları nelerdir? Yoğunlaşma. Yoğunlaşma. Thank you.
Meditasyon tekniklerinden biri de enerji spreyini hissetmektir. Üçüncü gözün rengi çivit mavisidir. Mor ve mavi arasındaki renk skalasında indigo rengidir. Enerjinizin yoğunlaşması için çivit mavisinde bir spiral hayal etmek ve hayal ederken tamamen düşüncelerden arınmış bir şekilde odaklanmak gerekir. Başlangıç için aşağıdaki videoyu izleyebilir, izlerken odaklanmaya çalışabilirsiniz. İyi günler. Merhaba, buyurun. Kirayı alacaktım da Melike yok mu? Ha, pardon, bir saniye. Melike! Efendim? Canım, bir saniye bakar mısın? Buyur İdris abi. Kirayı alacaktım mümkünse. Kusura bakma İdris abi ya. Tamamen aklımdan çıkmış, hemen getiriyorum. Buyur İdris abi. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Bu arada yeni ev arkadaşım İrem. Öyle mi? Hayırlısı olsun bakalım. Sağ olun. İdris abi de üst komşumuz, ev sahibi. Ya çok güzel. Bir şeye ihtiyacınız olursa kapıyı tıklayın yeter. Tamam İdris tamam. Abicim, sağ ol. Hadi, çok sağ olun. Ne oluyor be? Yemek yapmıştım da onu söyleyecektim. Sen iyi misin? İyiyim. Bir şeyim yok. Çıkar mısın odamdan? Tamam. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Sorun değil. Müziğe fazla kaptırmışım kendimi. Melikeciğim. Odanda çok takılıyorsun. Üzülüyorum bu duruma. Eğer anlatmak istersen... Bir şeyim yok. İyiyim. Merak etme. Peki. Thank you.
İrem. Teşekkür ederim. Elinde tuttuk. Kap bakalım. Ama öyle yukarıdan ders, aşağıdan ders, oradan buradan ders yok. Tamam mı? Bundan sonra ders çalışıyoruz. Her fırsatta söyleyip baskı yapmasak mı diyorum acaba canımın için? Tek tek. Hadi gel. Meditasyon yaparken yapılmalıdır. Ulaşabilmek için sizin ortamda yapılmalıdır. Ortamda yapılmalıdır. Of. Bunların hepsini yapıyorum zaten. Başka neler var bakalım. Sizin için önerilenler. Büyü nasıl yapılır? Kara büyü. Şeytan çıkarma videosu. Ne garip garip şeyler var ya. İnsanlar seyrediyor mu böyle şeyleri? Bir biz de bakalım neymiş. Kara büyü. Allah Allah. Ne var ki bunda bu kadar engellenmiş? Neyse. Şeytan çıkarma videosuna da bakalım. Ne saçma ya. Farklı tarayıcılardan ulaşabilir miyim acaba? İrem! İrem! Efendim? Ya bu erişemediğimiz yasaklı olan site ve içeriklere ulaşımı sağlayan bir şey vardı. Ercüment Hoca derste bahsetmişti. Neydi onun adı? Deep Web mi? Hah, evet, Deep Web. Ne işin var kızım senin Deep Web'te? Melike, saçmalama. Ya ne işim olur benim Deep Web'te? Beni Ercüment Hoca'nın verdiği ödev vardı ya, onda biraz da olsa bahsetmem gerekiyor, ondan. Gel sana bir video izleteyim, Deep Web'le ilgili. Adamlar zaten neyi merak ediyorsun anlatıyor. Sen sakın girme bak, başım belaya girer. Sosyal medya, Google ve diğer haber siteleri gibi hemen erişebildiğimiz siteler internetin sadece %4'ünü oluşturmaktadır. Geride kalan bilgiler ise Deep Web'tedir. Yani karanlık internet, içerisinde yasa dışı işlerin döndüğü, uyuşturucu satışları, kaçak silah, kadın ticareti, pedofili pornolar gibi yasa dışı birçok içerik internetin derin katmanında karşımıza çıkmaktadır. Aşağı katmanlara indikçe ortamın daha da karanlıklaştığını görmekteyiz. Birçok yasa dışı örgüt, hackerlar ve daha da önemlisi gizli tarikatların kol gezdiği internetin karanlık yeraltı. Sizlere önemli bir uyarı. Dark Web artık eskisi kadar kontrol dışında bir yer değil. Polislerin takibine girebileceğiniz ya da daha da kötüsü yasa dışı bir örgütün ağına kolaylıkla düşebileceğiniz bir cehennem. Deep Web. İnternetin en karanlık katmanı. Gördün mü? Bak ben sana söylemiştim ne kadar sakıncalı olduğunu. Haklısın. Hiç bulaşmama gerek yok. Tabii canım. Neyse ben çok acıktım. Yemek hazırlayacağım. Sen de çok kötü görünüyordun dünden beri. Gel sen de istiyorsan. Olur ya, kurt gibi açım ben de. Vallahi kadın her şeyi biliyor. Korkmak lazım.
Aslı'ya bile neler söylemiş. Batuhan'la ayrılacaklarını bilmiş. Hoş, onların ayrılacağı belliydi zaten. Ne bileyim, Aslı'yı da pek sevdiğimi söylenemez ama işte değişik bir kız. Seneye de başka sevgili yapacakmış. Falcı öyle söylemiş. Hoş, yapsa ne olacak? İki gün aklı başkasına kayırma. Falcı sana Fatih'den başka hiçbir şey söylemedi mi? Melike. Melike. Falcı diyorum. Fatih'den başka hiçbir şey söylemedi mi sana? Yok ya. Fatih'ten bahsetti sadece. Bu arada benim çok iyi isim yok. Acıkmamışım herhalde. Afiyet olsun sana. Allah Allah. Fatih meselesine darılmadın değil mi? DNS ayarları, tarayıcı, linkleri bulmak için şuraya. Oh, bu ne ya? Hepsi çok karışık. Normal linkler gibi değil ki. Neyse, hepsini teker teker deneyeceğiz artık. Bu neymiş? İlkinden başlayalım. Kaçak silah satışı, geç. Sahte pasaport, uyuşturucu satışı, geç. Pedofili porno, iğrenç. Bebek satışı. Burası gerçekten de çok iğrenç bir yermiş. Gizli tarikatlar ve ayinler. Bak bu olabilir. Şeytan çıkarma ayini, kara büyü, ölüler kitabı. Şu videoya bir bakalım. Kuracağımız yeni dünya düzeninde büyük devletlerin bile stratejik silahlar dışında aslında psikolojik güçlere ne kadar önem verdiğini çok yakın zamanda hepiniz göreceksiniz. Yeni dünyada psikolojik güçlerin hüküm süreceğini, bunun için şu an tek arayış olan Kral Salomon'a, yani Hazreti Süleyman'a hediye ettiğimiz dünyadaki bütün güçleri ele geçirebilecek şifrelerin yazılı olduğu bir büyük kitabıdır. Ancak o bunu kullanmadı. O zamanlar bizimle iletişim kurabilen yalnız oydu. Ancak o düşmanımızın tarafını seçti. Ama kitabı da yok edemedi. Onu mabedinin en alt katındaki hazineye gömdü. Eğer bizimle birlikte olsaydı, ölüleri diriltebilen, mevsimleri kontrol edebilen, İnsanların ve cinlerin tek efendisi olup onları kontrol altına alır. Allah Allah.
Ne oluyor ya? Allah Allah. Salonda buldum beni. Sen... kimsin sen? Ne yaptın bilgisayarıma? Günlerdir beni bulmak için çırpınıyorsun. Aslında günlerdir benimle konuşuyordun. Ama farkında değildin. O kadar da istediğin şeylerdeki cümleler benim cümlelerimdi. Sana bir anı bizi tanıtamaz. Sana bizimle alakalı bilgiler sundum. Siz kimsiniz? Falcı beni bulmadaki bir anahtardı. Sonra doğru yolda ilerledin. O bulmam gereken kişi sen misin? Hayır. Ben sadece bulman gereken kişiyle arandaki yolu kısaltacak bir aracıyım. Günlerdir yaptığım dark meditasyonlarda mesafe kat edemedim. Seninle irtibata geçmemiz için aslında daha çok zaman vardı. Biz internetin daha derinliğinde bulacaktım. Ama bu şekilde gidersen derinlere gidebilmem mümkün değil. Buraya bile çok zor ulaşabildin. Bu yüzden sana yardım etmem gerekiyordu. Bilgisayarını ele geçirdim ve bana ulaşmanı sağladım. Sen ne kırsın o zaman? Ve bana neden yardım ediyorsun? Sorularının cevaplarını bulmanla sana yardım edeceğim. Senin bize ihtiyacın olduğu gibi bizim de sana ihtiyacımız var. Bana neden ihtiyacınız var? Sendeki enerji çok yüksek. Ama sen bunun farkında değilsin. Büyük savaş başlamadan önce Efendimiz bir ordu kuruyor. Onun yanında bizi daha yükseklere taşıyabilecek, bizi daha güçlü kılabilecek birilerine ihtiyaç var. Çünkü artık zaman çok daraldı. Ya ne savaşı, ne ordusu? Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Bilgisayarımı hacklediniz ve şu an kendi içinizde eğleniyorsunuz. Bunlara inanıp inanmamak veya gerçek olup olmadığını görmek için. Kendi karanlık enerjinin ne kadar yüksek olduğunu zamanla göreceksin. İster inanma ama alemimizde senin enerjini yürür, gücünü duyup sana inanmaya başlayan bir ordu toplanmaya başlandı. Kimleri toplamışım? Ve ben bir şey yapmadan nasıl toplandılar? Artık yaşamın eskisi gibi olmayacak. Falcan'ın odasına girdiğin andan itibaren seni keşfettiler. Ve senin gücün alemler arasında yayılmaya başladık. Bir cümlenle senin için her şeyi yapabilecek cinler toplamaya başladım. Şu an onların yanında olduğumu söylüyorsun. Evet. Ama sen onları göremiyorsun. Onları görmen ve onları kontrol altında tutabilmen için sana yardım edeceğim. Daha fazla çabalamalısın. Senin yoğunlaşmanı tek engel olan kafanın içinde hala unutamadığın eski sevgilin Fatih. Onu düşünme artık. Sadece yoğunlaş ve çok güçlü olduğunu unutma. Yanında durun. Sana inanan ne kadar fazla kin olduğunu tahmin bile edemezsin. Peki ben neden bu kadar güçlüyüm? Yakında onları. Sen de göreceksin. Kafayı yiyeceğim. Thank you.
Kim var orada? İrem. İrem sen misin? Mete ne oldu? Odamda mıydın sen? Evet, Mertcan'la konuşalım. İyi misin sen? İyiyim iyiyim. Lavaboya girecektim de sen varsın sandım. Işığı açık kalmış herhalde. Yo, ışığı kapalı. Ya kör değilim, görüyorum herhalde. İki gündür uykusuzum, yanlış görmüşüm. Rahatsız ettiğim için özür dilerim hanımefendi. Aşkım 5 dakika iniyorum. Ya kızım saçmalama, ne rahatsızlığı? Fatih'in meselesi mi? Ya sana ne gece gece? Ya rahat bırak artık beni. Fatih de Fatih, Fatih de Fatih. Ya daralttın artık beni, rahat bırak. Melike, içine çok kapandım bak. Benimle konuşmak ister misin? Allah Allah. Kızım sen gitsene, nereye gideceksin? Rahat bırak, git artık. İyi peki. Merhaba İngiliz amca. Geçen gün çığlıklar duydum. Biraz daha sessiz olursanız iyi olur. Tamam, dikkat Her kimseniz, siz beni değil, ben sizi yöneteceğim. Ev üstüne gitme abi. Belki bir sorunu vardır. Ya Serdar, üstüne gitme diyorsun da 21 senedir tek başıma büyütüyorum ben bu çocuğu. Gözümden sakındım ben bu kızı. 8 yaşındaydı anne söylediğinde. Hem annelik hem babalık yaptım ben buna. Nasıl üstüne gideyim ya? Ne diyeyim abi? Zor. Hayır. Kalkıp gideyim diyorum da onu da yapamıyorum. Kaldım öylece.
Hiçbir şey anlamıyorum ki. Sen... Evet. İçimdeki enerji her nasıl bir şeyse... Onu bulmak için günlerdir deli gibi savaşıyorum. Ama onu bulduğumda ne olacağını bana söylemen lazım. Yazılan şeyler farklı bir dilde. Hiçbir şey anlamıyorum. Artık kiminle tanışacağımı ve kimin için savaşacağımı öğrenmek istiyorum. O zaman beni çok iyi dinle. Biz sıklıkların efendisi olan bu dünyadan aforoz edilmişlerin tanrısının yanında olmayı seçtik. Çünkü biz de bir dışlanmıştık. Ve onların bizi kovduğu gün efendimiz geldi ve bizi korudu. Çünkü bizim bazı müşterimiz vardı. Ama biz bu müşterimizi onların zararına hiçbir zaman kullanmamıştık. Onlar bizim gücümüzden korkup bizi yok etmeye çalıştılar. Ama efendimiz bizi var etti. Efendiniz mi? O kim? Onun bir adı yok mu? Onun bir tane adı yok. Herkes farklı bir şekilde çağırır onu. En bilinen adıyla Deccal. Onu bu dünyadan kovdular. Çünkü o zamanlar onlar daha güçlüydü. Ama artık bizim onları yenmemize çok az kaldı. Efendimiz'i baktığın her yerde görebilirsin. İzlediğin bir filmde, dinlediğin bir şarkıda ya da kendi içinde onun sesini duyabilirsin. O bu dünyaya tekrar döndüğünde onu çok güçlendirmiş bir şekilde karşılamamız lazım. Çünkü onun tekrar dönüşü büyük savaşın başlangıcı olacak. Peki ya okuyamadığım içerikler? Yazılanlardan hiçbir şey anlamıyorum. O bizim kendi aramızda geliştirdiğimiz şifreli bir dil. Oradan ulaşacağım bilgileri ben sana sunuyorum. Her şey için çok az kaldı ve zaman hızla daralıyor. Gücünü neredeyse iki katına çıkardın ve giderek artıyor. Sana inanan cinlerden bir ordu oluşmaya başladı bile. Artık söylediğin her söz, her cümle onlar için bir emir halinde. Sana önceden de söylediğim gibi, efendimizi ancak enerjimizle geri getirebiliriz. Çünkü bu savaşın sonunda kainata kimin hükmedeceği belli olacak. Son bir basamak daha kaldı. Emirlerinin bir kılıçtan daha keskin olduğunu çok yakında sen de anlayacaksın. Melike. 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 Ya Melike. Melike. Hadi kendine gel lütfen. İyi misin? Melike iyi misin? Odaya girdiğimde seni baygın görünce çok korktum. İyiyim iyiyim. Meditasyon yapıyordum. Fazla kaptırmışım kendimi. Bak Melike'cim. Haftaya Mertcan'la tatile gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Kafan dağılır. Yok ben böyle iyiyim. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Bir tanem.
Senin için endişeleniyorum. Sana yalnız kalmaya ihtiyacım var dedim. Çık odamdan. Senin için elimden gelen her şeyi yaptım. Bundan sonra sana karışmayacağım. Sana çık dedim. Defol! Kendi gücünü verebildin ve kendini hiç yormadan bu kadar işini yanına topladın. Eğer bizden biri olmak ve daha fazla güç istiyorsan, şimdi bize bağlılığını göstermen lazım. Sana söyleyeceğim şeyleri harfiye yapman gerekiyor. Ancak bunu bize uygun ritüellerle uygulayacağız. Ya aramasana beni artık. Bizim kız biraz uykusuz. Yani bana söylemedikleri bir sıkıntı var mı bilmiyorum. Tedirginim biraz. Sizin içiniz rahat olsun. Ev arkadaşı da iyi bir kıza benziyor. Zaten okuldan arkadaşıymış. Vallahi İdris Bey, hakkınızı hiçbir zaman ödeyemeyiz. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Görüşmek üzere. Ey karanlığın ve kötülüğün kraliçesi Takasız. Duy benim sesimi. Güneş doğmadan önce karanlığın gücüyle kutsa beni. Ruhumdaki her bir damla kanı size armağan ediyorum. Bu akan her bir damla kan benim yeniden doğuşumu simgeliyor. Hediyemi kabul edin. Artık yerde ve gökte benim koruyucularım olun. Celbenu sahiru ileyka. Celbenu sahiru ileyka. Kullandığı bir rakip var mıydı? Ya da daha önce böyle bir şeye girişmiş miydi? Uzun süredir odasından çıkmıyor. Yani bilmiyorum.
Psikolojik sorunları var mıydı? Güzel giden bir ilişkisinden ayrıldı. Herkesin aşk acısı çekerken yaşadığı şeylerdi. Son zamanlarda içine çok kapandı. Bana da kötü davranıyordu. Ama aldırış etmiyordum. Sonuçta yaşadığı şeyler kolay değil. Bileklerimdeki kesikler çok derin değil. Damarlara ve dokuya zarar vermemiş. Ama mutlaka bir psikiyatriste görünmesi gerekiyor. Eğer görünmezse kendine daha da zarar verebilir. Tamam Cahit abi, ilgileneceğim. Sakinleştirici ilaçları da kullansın. Onu sakın yalnız bırakma. Tamam, ilgileneceğim Cahit abi. Çok teşekkür ederim sana da. Rica ederim. Melike'cim, o ilacı içmen gerekiyor. Gerek yok. İyiyim ben. Peki bakalım. İçme. Ama yarın bizimle tatile geliyorsun. Seni evde tek başına bırakamam. Ya tamam, bir hata yaptım. Kabul ediyorum. Ama kendime geldim. İyiyim. Zaten tatilin falan da iyi geleceğini zannetmiyorum. Hem daha Ercüment Hoca'nın verdiği ödevleri bitirmem gerekiyor. Sen beni düşünme. Gerçekten iyiyim. İtiraz istemiyorum Melike'cim. Lütfen. Canım benim. Ben gerçekten iyiyim. Hadi git bavullarını hazırla sen. Peki bakalım. Ama her gün arayacağım. O telefon açılacak. Tamam, anlaştık. Ha, bu arada fikrini değiştirirsen ara beni. Tamam. Girebilir miyim? Mertcan geldi. Aşağıda bekliyor. Gelmek istemediğine emin misin? Gidin siz. Hatta ben geçireyim seni. Melike, bak bir şey olursa hemen ara, tamam mı? Gece saat kaç olursa olsun ara. Tamam tamam. Hadi bekletme çocuğu. İyi tatiller. Teşekkür ederim. Hah, ben de size uğrayacaktım ya. Ne oldu kızım? Ben için mi hastalandı? Şu benim üstte oturan doktor pansuman falan filan bir şeyler söyleyeyim. Ha, yok.
Elini kesti de yemek yaparken. Sağ olsun pansuman yaptı o da. Öyle acilde durum varsa babasını çağıralım, kızını hastaneye getirsin. Yok yok, hani insanları telaşlandırmayalım Konya'da. Gerekli olursa ben götürürüm. Yani bir şey yok. Yok, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Geç söyle, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi Allah şifa versin. Sağ ol. Bütün vücudumuzu sarmış olan hayati sıvı, aslında bizim ruhsal enerjimizin yoğunluğunun temellerini oluşturur. Kan aslında enerjisel bir pıhtıdır. Tanrılar bizi küçük pıhtılar vermiştir. Ama yine tanrılar bu küçük pıhtıların yarattığı enerjinin birleşimindeki gücü arar. Bu nedenle çeşitli dillerde de tanrıya kurbanlar verilerek bu enerjiyi hediyeleri sunulur. Bu ritüelleri bayram olarak kutlayan dini inanışlar olduğu gibi karanlık kapıralığın altında gizlice gerçekleştiren inanışlar da vardır. Kimileri bu kanları gökyüzüne doğru gönderirken, kimileri ise bu kanları içerek bu tanrısal enerjiyi içlerinde hissetmek istemektedirler. Hani Elif'in doğum gününde tanışmıştık ya. Gerçi senin kafan bayağı iyiydi. Hatırlamazsın tabii. Bence ruhu falan değiliz. Bireyi otelde de içeriz. Bir an önce seninle olmak istiyorum. 7'de senin kat otel. Tarık, yarın bizim için unutulmaz bir gece olsun. 7'de Paris Otel'de. Şşş, bari ya. İçim kıpır kıpır. Yarın sabahsızlıkla bekliyorum. Saat tam 7'de Paris Otel'de. Sakın geç kalma, üzülürsün. Hadi öptüm seni. Ama ben... Şşşş! Dinle. Onların söylemediği hiçbir şeyi sana söyleyemem. Unutma. Senin sıfatına bürünmüş 7 melike. Savaşımız için, daha da güçlenebilmemiz için. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam bültenimize bir hafta içerisinde gerçekleşen tam 7. intihar haberiyle başlıyoruz. Arka arkaya verdiğimiz intihar haberlerine bugün maalesef bir imzi daha eklendi. Otel odalarında geçici ve dirici aletlerle yaşamlarına son veren 6 genç adamın ardından bugün sayı 7'ye yükseldi. Polis bu olayların arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışırken çeşitli din adamları kıyamete yapıp bu tarz intihar haberlerine artacak. Otur oğlum, otur.
Ne yaptık? Elimizde var mı bir şeyler? Vallahi bu da deli çıktı müdürüm. Aynı diğerleri gibi. Otele girerken kolyin havada. Böyle sanki birinin omzuna elini atmış gibi. Yedi ayrı otelde, yedi ayrı intihar. Cinayet mi bunlar? Manyak mı lan bunlar? Hepsi aynı şekilde kesilmiş. Üstelik de kendileri de kesmişler. Başka ne var? Valla el adamın sosyal medya hesaplarına baktırdığını diyorum. Orada bir ipucu var galiba. Otele gelmeden önceki mesajlarında hepsi birbirine konuşuyor. Bir kız, şu saatte, şu otelde buluşalım falan. Sonra otele geliyor, tek başına kendilerini kesiyorlar. İşte bunlardan bahset oğlum. Bana bak, basın bu olayın üzerine çok gidiyor. Onlara bir şeyler anlatmamız, bir şeyler söylememiz gerekiyor. Elinizi biraz çabuk. Tabii müdürüm. Bu renk görüntüler mi var? Evet. Bak bakalım şimdi. Tarık, yarın bizim için unutulmaz bir gece olsun. 7'de Paris Otel'de. Şşş. Var ya, içim kıpır kıpır. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum. Saat tam 7'de Paris Otel'de. Sakın geç kalma, üzülürsün. Hadi öptüm seni. Bak bu ilginç işte. Kızın IP adresine ulaşamadık mı? Ekibe sabahtan beri bunlar için baskı yapıyorum. Ama hiçbir şekilde çıkmıyor. Sanki şifreli. Böyle Arapça gibi yazılar çıkıyor. Çözemiyoruz bir türlü müdürüm. Arapça mı? Ama Gökhan çözemiyoruz, yok oğlum. Başka görüntü var mı elinizde? Devamı var müdürüm. Hani çalışmıştık ya. Yani senin kafan İyiydi. O gün seni gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Ben nerede gördüğünde bu kadar hoşlandım? Hoş kızsın. Gerçi ben seni daha önce görseydim unutmazdım. Anlaştık ki çıkalım. Dediğin yerde dediğin sen. Daha öncesinde bir şeyler yapsak ya. Belki İzmir'e gideriz. Alsancak'ta bir iki bir içeriz. Direkt otelde buluşmak hızlı değil mi sence de? Böyle acayip acayip videolar işte müdürüm. Bir kızla randevu şu var ama ne IP adresi var ne de adam okulda sesini duyabiliyoruz. Otelden aldığımız güvenlik kamerası görüntülerinde kıza hiçbir şekilde rastlanmıyor. Bence bu işte açık şekilde bir kumpas var. Ama bu şekilde olmaz. Bu işin üzerine biraz daha fazla düşmemiz lazım. Öncelikle şu kızı yakalayalım. Elimizden geleni yapıyoruz hocam. Elimizden gelenin fazlasını yapalım. We'll be right back.
O sen misin? Melike, bu keçi ne kızım? Apartmanın içinde böyle. Bilmiyorum Halime amca. Allah Allah. Nereden gelmiş bu böyle? Bilmem. Neyse, biz oğlanla bunu dışarı çıkaralım. Tamam tamam, Halime biz amca, hallederiz. Halime amca. Tamam, biz hallederiz. Gel. Onur! Ziyarete gelmişti. Onu neden içeri almadın? Sana büyük bir şey bahşedilmişti. Kimilerinin yıllarca uğraşında elde edemediği şeyi elde etmişti. Efendimiz sana kendinden bir parça sunacaktı. Bu gece senin şölen gecen olacaktı. Dur. İdris Efendi! Gel bir el at şuna ya! Gel. Hadi oğlum ya, nerede kaldın? Geldim ama. Tut şunu. Sıkı tut. Boynuzdan bağlamayacak mıyız? Hayır. Ya baba, yazık değil mi hayvana? Sıkıştırdık küçücük yere. Onu elime düşmeden önce düşünecekti. Şu köyün girişinde bir yer var. Oraya okutacağım zaten. Az sıksın dişini. Yaşıyorlar mı? Bilmiyorum. Sen kazayı gördün mü? Yok, ben de bir 10 dakika önce buralardan geçerken gördüm. Hemen polisi ve ambulansı aradım. Adem ölmüş mü? Bak bakayım, çocuğun nabzı atıyor mu? Nabız yok komiserim. Bagajdan yanı tutturalım, duman çıkıyor, sıkarız. Yangın tüpü yok komiserim. Tamam, bizim arabadakini al. Plakayı da almış geç.
Murat neredesin oğlum? Tamam. Şu 7 kişinin intiharıyla ilgili acele bir toplantı yapacağız. Seni bekliyoruz. Hadi oğlum. Geliyor. Sesler mi? Bilmiyorum ki kızım. Yöneticiyle oğlu trafik kazası geçirmiş. İkisi de ölmüş. Keçi. Eğer başarabilirsen, Efendimiz o gece seni ziyarete gelecek. Kendinden bir parça sunacak. Ve o gece senin şölen gecen olacak. Milyarlarca insan benim yanımda. Ben insanoğlunun efendisiyim. Ben cinlerin efendisiyim. Ben bütün zevklerimiz ve bütün kabuslarımız. İçeriden birkaç fotoğraf çekebilir miyim komiserim? Olmaz kardeşim. Daha savcı bile gelmedi. İçerisi çok karışık. Peki komiserim.
Ahmet, Ahmet. Tamam, tamam komiserim. Buyurun komiserim. Amirin kesin emri var. İçeriye gazeteci, haberci almıyoruz. Bir de şu kalabalığa söyle toplanmasınlar. Onlar apartman sakinleriymiş ama içeri girelim diyorlar. 10-15 dakika edin. Şimdi daireye çıkmaya kalkarlar, bir de onlarla uğraşmayalım. Ailesine haber verdiniz mi? Yok komiserim, sizi bekledik. İyi yapmışsınız. Efendim müdürüm. Recep'le konuştum az önce. Bu kızların ev sahibi oradaymış. Savcı gelince şunu merkeze getir de bir ifadesini alalım. Evet müdürüm. Tamamdır. Savcı birazdan geliyor. Bizimkiler ortalığı çok karıştırmasınlar. Savcı gelince sen şu ev sahibini al gel bakalım bir. Ha Recep'e söyle orada kalsın. Olay incelemeyle beraber. Sonra bu kız Manisalı değilmiş. Burada üniversitede okuyormuş. Yok yok. Ailesine ben uygun bir şekilde haber veririm. Siz hiç karıştırmayın. Kız evde tek mi kalıyordu? Yok komiserim. İki kız arkadaş kalıyordular. Elim diye bir kız arkadaş vardı. O da tatile gitti 3-5 gün önce. Sen nereden biliyorsun? Aşağıda evinde valizlerle denk geldim. Oradan şey ettim. Özel olarak söylemedi. Zaten ben de kendisini çok fazla tanımıyorum. Seninle merkeze geçeceğiz. Arkadaşlar bir ifadeni alsın. Dünyaca ünlü gizli örgütün internet üzerinden işlediği cinayetlere bir yenisi daha eklendi. İnternet üzerinden insanların beynini yıkan tarikat, insanların beynini yıkan tarikatın insanları ruhani güçler ve büyü yoluyla kendilerine kazandırmakta ve kendileri için kurban ettirmekte. Polis memurları bu gizli saklı yerlere insanların nasıl düşürülebildiğini araştırmakta. Böyle olaylar yaşanmaya devam ettiği sürece insanın aklına şu soru geliyor. Yoksa Deccal internetin ta kendisi mi? Savcı gelsin, ben ev sahibini alıp merkeze geçeceğim. Oktay Müdür Recep kalsın dedi. Tamam komiserim. Komiserim, babası 5. kezdir arıyor, ne yapalım? Açma numarayı direkt Oktay Müdür'e yolla. Tamamdır. Efendim buyurun. Merhaba. Kamil Bey'le mi görüşüyorum acaba? Evet ben Kamil. Kamil Bey, ben Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'nden arıyorum. Melike için rahatsız etmiştim. Melike mi? Bir şey mi oldu? Yok beyefendi yok. Telaşlanacak bir şey yok. Biz de Konya'da oturuyor gözüküyorsunuz, doğru mudur? Evet doğru. Ne oldu? Kaza mı yaptı, bir şey mi oldu? Melike ufak bir sinir krizi geçirdi. Her şey kontrol altında ama şimdi. Acilen Manisa'ya gelmeniz mümkün mü? Evet hemen geliyorum. Tamam.
Allah'ım ne olur kızma, bir şey olmasın. Ne oluyor? Oldu bu iş. İş? Haberleri izleyin. Polis memurları bu gizli saklı yerlere insanların nasıl düşürülebildiğini araştırmakta. Böyle olaylar yaşanmaya devam ettiği sürece insanın aklına şu soru geliyor. Yoksa Deccal internetin ta kendisi mi? Evet, muhabir arkadaşımız Eda'nın da yakından takip ettiği özel bir haber. Şimdi sırada... Aferin kız sana. Onunla tanışabilmen için son bir görev daha sana. Hazırım. İnanıyorum, yaparsın sen. Melike'nin ölümü çok etkiledi beni. Artık o evde kalamazdım. Beni evine kabul ettiğin için teşekkür ederim. Ya ne olacaktım? Benim için de iyi oldu. Geçen sene birini almak istemiştim yanıma ama güvenememiştim. Senin olman iyi oldu. Bak ne diyeceğim. Tanıdığım çok iyi bir falcı var. Ona gideriz. Hem kafa falan dağıtırız. Ya yok, ben çekiniyorum öyle şeylerden. Benim için lütfen. Hem bak kadına yurt dışından bir sürü insan geliyor. İtiraz istemiyorum. Yarın gidiyoruz, olur mu?